Amba, büyük anne ve Falguni'yi rezil etmek için onlardan çeyiz olarka elmas kolye vermelerini ister. Amba en pahalı kolyeyi alıp, hizmetçilerin yaşadığı odaya gider. Oğlunu Laveri'nin kızı ile evlendirmek için sözleştiğini, Cevri kızının gelin olması halinde 15 lah değerinden kolye vereceği konusunda söz verdiğini ama şimdi o kolyeyi alamayacağını, akşam eve Ranvir'in arkadaşları geldiğinde kız tarafından ne hediye verildi diye soracakları için elindeki 15 lah değerindeki kolyeyi Işani'ye vermesini ister. Tabi bunu yaparken, Amba Falguni ve büyük anne ile dalga geçerek yapar. Falguni kocasının ve kızının itibarını yere düşürmeyeceğini, akşam 15 lah değerinde kolye alacaklarını söyler. Amba paraları olmadığını bildiği için akşamı dört gözle beklediğini söyleyip gider. İşani kıyafet giyerken, annesinin ondan istediği gibi sarı giymeye çalışır. Lakin onu yapamaz. Ranvir'in telefonunu ister. Telefonundan video izleyip nasıl yapacağına bakarken, Parul Işani'ye tapınağa gitmeleri gerektiğini, acele etmesi gerektiğini söyler. Ranvir bilerek Işani'nin kıyafetine basar ve sarinin yapılmasını engeller. Amacı Işani'nin kendisinden yardım istemesini düşünür. Sonunda Işani Ranvir'den yardım ister. Falguni kuyumcuya giderken, Işani'nin gerçek babası ile karşılaşır. Falguni eski kocasına kızar ve bir suçlunun kızı olmayacağını, kızına gelecek veremeyeceğini, Işani ile asla karşılaşmaması gerektiğini söyler. Falguni kuyumcuya giderken, Işani'nin gerçek babası Nitin de onu uzaktan izler. Falguni tüm mücevherlerini satmak ister. Karışığında 15 lah değerinden altın kolye almak istese de mücevherlerin karalığı 4 lah değerinde olduğunu öğrenince, Falguni ne yapacağını bilemez. Ranvir odasında kıyafetlerini değiştirmek isterken, açtığı dolapta Işani'nin kıyafetini görünce, kendi kendine güler. Hala kedisi bile bu duruma alışamadığını düşünür. Bu sırada Ranvir'in babası gelir ve şöyle der. Herkes hayallerini gerçekleştirmek için fırsatı olmuyor. Sen bugün hayallerine kavuştun, deyince Ranvir aynı mutluluğu Işani'nin de tatmasını istediğini ama onun mutlu olmadığını söyler. Ranvir'i babası ise zaman vermesini, zaman her şeyin ilacı olduğunu söyler. Amba evdeki herkesi yanına çağırır. Büyük anan da oradadır. Amba Işani'yi Ranvir'in yanında durmasını ister. Büyük anne Amba'nın bir şey planladığını anlasa da ne planladığını bilemez. Amba gelinine kolye takmak istediğini ama Falguni özellikle kendisi kolye takmak istediğini herkese açıklar. Işani annesinin pahalı bir kolye takacak olması gerektiğini duyunca endişelenmeye başlar. Amba'nın arkadaşları da Işani'nin boynundaki kolyenin çok güzel ve pahalı olduğunu söyler. Büyük anne çeyiz olarak taktıklarını söyler. Komşular Amba'nın çeyiz istemediği konusundaki düşünceleri olduğunu söyleyince, Amba kız tarafı özellikle ısrar ettiğini, kendileri çeyiz olarak değil, hediye olarak kabul ettiğini söyler. Ritika Ranvir'in yanına gelir. Ona motosiklet turuna çıktığında yoldan yüzük aldığını, yüzük satıcısı da aşk yüzüğü olduğunu, yüzüğün üstünde iki güvencin simgelendiğini, bunu Işani'ye takması gerektiğini söyler. Ranvir sahneye çıkar. Işani'ye yüzüğü takar ve dans ederler. Bu sırada Bay Cevri'ye bir mesaj gelir ve çok sinirlenir. Ranvir'in yardımcısı bir sorun olup olmadığını sorar. Cevri de ortaklık yaptıkları işin dosyalarını ister. Gelecek dosyaya göre, sorun olup olmadığına karar vereceğini söyler.